Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Önden Gidenler programında daha cuma akşamı mübarek bir güzel şaban ayının gecesinde hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hem ekranları başında şu anda bizlerle birlikte olan çok değerli izleyicilerimizi hem de programımıza canlı olarak katılıp bu güzel programı zenginleştiren kıymetli misafirlerimizi yayın ve yapımda emeği geçen tüm kardeşlerimi yapımdaki kardeşlerimden, rejideki kameramana, sesine, ışığına, tüm kardeşlerime, emeği geçenlere ve ekranları başında bizimle birlikte olanlara minnetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah ne muradınız varsa ihsan etsin. Kardeşlerim önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece Berat gecesi. Şaban ayının ortası, 15. gecesi. Artık iki hafta kalıyor Ramazan-ı Şerife. Yani Ramazan o kadar yaklaştı, o kadar yaklaştı ki hani şöyle bir el uzatımı kadar, bir taş atımı mesafe kadar bir şey. Allah sağlıkla, huzurla Ramazan'a kavuştursun. Peygamberimizin duası ne güzel. Allah'ım Recep ve Şaban ayına bize Şaban ve Recep'i mübarek eyle ya Rabbi. Ve bizi Ramazan'a kavuştur ya Rabbi. Evet biz de amin diyoruz. Peygamberimizin bu güzel duasına. Şaban ayı. Şaban biliyorsunuz bir taraftan filmlerde inek Şaban figürleriyle alay konusu oluyor. İsim olarak azalmış. Baya yeni genç nesil gerek hanım kızlarımız gerek oğullarımız evlendiklerinde çocuklarına eskiden Şaban ismini dedesinin hatırına babasının hatırına koyanlar oluyordu. Şimdi neredeyse yok denecek kadar az. Değerli kardeşlerim ben şunu kalben size tavsiye ediyorum. Şaban Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri vardır. Gitmedinizse bir yolunuzu düşürün. Allah öyle büyük salih kulları ziyaret etmeyi hepimize nasip etsin. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri hayrettin Tokadi, Tokatlı Şeyh Hayrettin Efendi'nin talebesidir. Çok mübarek, muhterem bir insan. İslama nasıl güzel zikriyle, ahlakıyla, ilmiyle hizmet etmiş Kastamonumuzun, Anadolu'muzun mimarlarındandır. O mübarek zatları çocuklarımızın isimlerinde yaşatmak, onların duaları, onların bereketleri, Allah onlara verdiği şeref ve itibardan bizim çocuklarımıza da onlar gibi olsun diye niyet ettiğimiz için ihsan eder inşallah. Değerli kardeşlerim programımıza yine dua ile başlayacağız. Tevbeyi konuşacağız biraz. Çünkü kuluz hep hata ediyoruz. Yanlışımız oluyor, günahımız oluyor, eksiğimiz oluyor. Ramazana girmeden bu tevbe konusuna biraz bakacağız. İnsanlık tarihinde, İslam tarihinde, geçmiş kavimlerde ve peygamberimizin hayatında tevbe ile sahabenin ve insanın ilişkisini neler yaşanmış, bize nasıl bir ölçü olabilir? Bunlara bakacağız. Yine arkadaşlarımız e, sorular sordular. Veteremizi izleyeceğiz. E, bir güzel önden gidenler inşallah sizi bekliyor, bizi bekliyor. Allah dilimizdeki düğümü çözsün. Hakkı ve hakikati güzelce anlatabilmeyi ve anlattıklarımızı bana da size de Rabbim yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Geceniz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun ve kıymetli kardeşlerim hadi gelin daha sözün başında ellerimizi açalım. Allah'a dua edelim. Mübarek cuma akşamıdır. Bundan güzeli ne var ki? Amin. Auzu evet. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. Ya Rabbi ey güzel Allah'ım sen rahmansın rahimsin ya Rabbi. Acı bizlere ya Rabbi bağışla bizleri Allah'ım. Allah'ım günahları sen affedersin. Ancak sen bağışlarsın. Hata ve günahlarımıza bakmadan, ayıplarımızın, günahlarımızın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan, büyük küçük bütün noksanlarımızı, hata ve kusurlarımızı, ayıp ve günahlarımızı sen affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi hiçbirimizi haramlara, günahlara geri döndürme ya Rabbi. Allah'ım bize, bizi güzelce Müslüman olarak yaşamamıza vesile olacak iyi insanları karşımıza çıkart ya Rabbi. Arkadaşların, komşuların, akrabaların en hayırlılarıyla hem haleyle bizleri ya Rabbi. Haldaş eyle bizleri ya Rabbi. Rabbi. Allah'ım dinin direği namazdır. Bizi namazını dost doğru ve tam olarak kılanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin şu mübarek Şaban ayı peygamberimizin dua dua Allah'tan bereket istediği bu mübarek ayda ve şu mübarek cuma gecesinde duaların en çok kabul edildiği vakitlerden mübarek cuma gecesinde Allah'ım sana açılan elleri dünyanın neresinde olursa olsun şu anda sana yalvaran gönülleri huzurundan boş döndürme ya Rabbi. Allah'ım dünyamız için senden iyilik istiyoruz. Ülkemiz için senden iyilik istiyoruz. Dünyadaki bütün Müslümanlar için iyilik ve güzellikler istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ahiretin iyiliklerini, ahiret yurdunun güzelliklerini, cennet yurdunun o güzel hayatını senden istiyoruz. Bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi cennete götürecek amellerin sahibi eyle ya Rabbi. Bizi cehenneme düşürecek kötü işlere alıştırma ya Rabbi. Bulaştırma ya Rabbi karşılaştırma ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım çile çeken kulların var. Sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Evinde yuvasında derdi olanlar var. Allah'ım ailesinde çocuklarında akrabalarında hastası olanlar var. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. Derdi olanlara devalar nasip eyle yuvasında huzursuzluğu olanlara sulh ve selamet lütfeyle ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin Oğullarımıza, kızlarımıza hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eyle Ya Rabbi Kötüleri karşımıza çıkartma Ya Rabbi Kötüleri kalplerimize sevdirme Ya Rabbi Ya Rab bize hakka, hakikate, hidayete ve doğru yolda yürüyenlere yoldaş eyle Ya Rabbi Ey güzel Allah'ım Okullarda okuyan yavrularımız, üniversite sınavlarına hazırlanan oğullarımız, kızlarımız, evlatlarımız, gençlerimiz var. Zihin açıklığı ver ya Rabbi, hayırlı başarılar ver ya Rabbi. Allah'ım bizi yaşadığımız hayatımız boyunca, ister okullar okulmuş, güzel eğitimler almış, üniversiteler bitirmiş insanlar olarım, ister köylü, kentli, tahsil hayatına devam edememiş de. İnsanlara faydalı olmak için çeşit çeşit mesleklere yönelmiş tüm kardeşlerimizi bizi bulunduğumuz yerde yaşadığımız dünyaya faydalı eyle Ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım faydalı olmadıktan sonra insan en büyük eğitimleri alsan olacak bizi faydalı bir kul eyle Ya Rabbi. Zararlı insan etme bizi Ya Rabbi. Kötülere bizi bulaştırma Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin günahkarların içine karıştırma bizi Ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım dünyada da yüzümüzü güldür. Ahirette de yüzümüzü güldür Ya Rabbi. Evlerimizden hiç kimseyi cehennem ateşine düşürme Ya Rabbi. Yavrularımızın dünya ve ahirette acılarını gösterme Ya Rabbi. Ey merhameti bol olan Allah'ım. Şefkat sahibi Allah'ım. Rızıkları tahsis eden Allah'ım. Berat gecesinde işler ayrılır. Defterler görevli meleklere verilir. Bir yıllık başa gelecek olaylar, dünyada olacak olaylar, insanların kaderlerinde başına gelecek bilgiler görevli meleklere verilir. Bir yıllık defter. Allah'ım, bizim defterimizde ne olduğunu melekler bile bilmezken her şeyi bilen sensin. Başımıza hayırlar getir ya Rabbi. Ya Rabbi, kaderimize güzellikler yaz ya Rabbi kötüleri aradan kaldır ya Rabbi. Hüzün verecek, sıkıntı verecek, utanç verecek, acı verecek kötü işleri hayatımızdan uzaklaştır ya Rabbi. Sevdiklerimizin de hayatından uzaklaştır ya Rabbi. Ya Rab ölmüşlerimize de rahmet eyle. Şu mübarek cuma gecelerinde mezarlarının üstüne çıkıp ağlayan, bir fatiha bekleyen, garip gurebaya, fakir fukaraya, bütün muhtaç kardeşlerimize dua ediyoruz. Cümlesini affet ya Rabbi. Günahlarını affet ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabir azabına onları da bizi de düşürme ya Rabbi. Dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Allah kabul eylesin. cenab Hak gönüllerinize ferahlık versin. Allah ne umuyorsanız, kalbinizde ne muradınız varsa hayırla ihsan etsin. Değerli kardeşlerim, dünyalık endişesiyle ahiretimizi yıktırmasın Allah. Değerli Müslümanlar, berat gecesi. Berat, kurtulmak bir şeyden azad olmak, bir sıkıntıdan, bir beladan, bir musibetten, bir hapisten kurtulmak, berat etti diyoruz ya, berat kelimesi insana sevinç verir. Yani kelimenin kendisi bile insanı mutlu eder. Çünkü güzel bir manası var. Onun için de çocuklarımıza bu ismi veriyoruz genellikle. Allah berat yani kurtulmak, İster sıkıntıdan kurtulmak, ister cehennem ateşinden kurtulmak. En büyük berat odur tabii ki. Rabbim beratını alanlardan eylesin. Peki böyle bir gece var mı? Değerli kardeşlerim, peygamberimizin bizzat kendi ifadesiyle berat gecesi diye ifade edilmiş bir gece yok. Peki biz niye berat diyoruz Şaban ayının 15. gecesine? Bunun kökü ney, aslı ney? Değerli Müslümanlar, İslam bir bütün. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ayetlerde olanlar mutlak doğru bilgilerdir. Çünkü Allah'ın haber verdiği şey. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan her bilgi Allah'ın söylediği şeydir. Allah'ın sözüdür yani. Dolayısıyla Kur'an'da geçen bir bilgiye inanmak bize farzdır. Sünnetle geçen, hadislerde geçen bilgilerse peygamber efendimizin haber verdiği şeyler. Peygamber efendimizin haber verdiği şeylere de biz itimat ederiz, itibar ederiz. Ama bazı alimler diyorlar ki işte peygamberimizden geldiği tartışmalı sözler var. İşte peygamber mi söyledi? Gerçekten o doğru mu? O peygamberin gerçek sözü mü? Bunu tartışan alimler olmuş, onun için hadislerin kimine zayıf denmiş, kimine sahih denmiş, hiç aslı astarı olmayan hadislere mevzu hadis, uydurma hadis denmiş, işte ahad haber denmiş, böyle e, hadis-i şerifleri de sınıflandırmışlar. Biz sohbetlerimizde, vaazlarımızda uydurma olan hadislerin dışındaki hadislerle sohbet edilir, nasihat edilir. Ama helaldir, haramdır denmez. Mesela biz şimdi Berat gecesini İslam alimlerinin, peygamberimizin hadisi şeriflerine dayanarak bu ismi Müslüman alimler koymuşlar. Yoksa Allah böyle bir gece gönderdim, bu gece Kadir gecesi gibi Kur'an-ı Kerim'de yazan bir gece değil ama Şaban ayına dua ediyor bak peygamberimiz. Az önce ettik dua işte. Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek kıl diyor. Bu hadisi şerif peygamberimizin duası. Başka peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu Duhan suresinin bir ve dördüncü ayeti kerimeleri Hamim o apaçık kitabı andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Buradaki mübarek gece için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu Kadir gecesidir diyorlar. Ama bazı İslam alimleri de Kur'an'ı yorumlayan müfessirlerimiz bazı ulema da diyor ki bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Yani Allah'ın Kur'an'ın ilk gönderdiği ayetler Alak suresinin 5 ayeti var ya İkra bismi rabbikellezi halak o ilk inen beş ayet önce levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi. İşte o gece berat gecesidir diyorlar. Sonra dünya semasına indirilen Hazreti Kur'an Hazreti Muhammed'e Kadir gecesinde indirildi. Yani levh-i mahfuzdan dünyaya Kadir berat gecesi dünya semasından Hazreti Muhammed'in kalbine Kardeşlerim Kadir Gecesi'nde indirildi. Dolayısıyla burada Kadir gecesinden önceki bir aşamadır Şaban ayı. Peygamberimizin hanımı Ayşe annemiz bu gece için diyor ki Resulullah Efendimiz Şaban ayının 15. gecesine geldiğinde kalktı ve Cennetül Baki'ye gitti. Cennetül Baki kabristanlığını ziyarete gitti. Ben de onu takip ettim diyor Hazreti Ayşe. Onun peşinden gittim. Sonra Resulullah Efendimiz evine dönerken Ayşe anamız da hızlı koşarak onu takip ettiğimi anlamasın, görmesin diye koşarak eve geldim diyor. Eve geliyor ki Peygamberimiz Ayşe anamız soluk soluğa kalmış. Koştuğu için hani kadın kısmı hızlı bayağı bir mesafe koşarsa hele bir de kadın kısmı tabi çok alışkın değil konuş, koşmaya diyelim antrenmanlı değil yani dolayısıyla böyle kava soluk dediğimiz soluk alıp vermeye başladı. O zaman Hazreti Peygamber baktı ki yattığı yerde bu niye böyle soluk soluğa kalmış ki? İnsan yatarken öyle koşmuş gibi harul harul soluk soluğa kalmaz. Resulullah Efendimiz Ayşe dedi sende bir şey mi var? Niye böyle soluk soluğasın? Yani öyle kaba kaba nefes alıyorsun hani yorulmuş gibi. Bir şey mi oldu? Yattığın yerde insan böyle yorulmaz hani. Hazreti Ayşe peygambere yalan söylenmez dedi. Ve ya Resulallah dedi siz dışarı çıkınca ben de sizi takip ettim dedi. Nereye gidiyor acaba? Peygamberimizin başka hanımı da olduğu için Acaba onun evine mi gitti diye şüphelenmiş Ayşe anamız. İnsan ya. Yani e, e, tabi bu zor bir imtihan yani. Dolayısıyla Allah kimsenin yuvasına huzursuzluk vermesin. İnsan insandır. Bak Ayşe anamız bile diyor ki ben Resulullah'ı takip ettim diyor. E, peygamber ya yani. Şimdi biz de Müslümanlar ailelerde bazen durduk yere kavga çıkarıyorlar. Diyor ki işte ben bana güvenmiyor musun? Ya kardeşim Ayşe anamız peygamberimizi takip etmiş ya. Bırak yenge de senin mesajlara baksın yani. Bir şey olmaz yani. Rahmetli babam derdi ki bizim Tokat'ta güzel böyle değişler vardır. Anadolu'nun her yerinde var. Doğu'da başka türlü, Ege'de başka türlü. Ege'li bunu Nietzsche'nin diye söyler. Öbürü işte Karadenizli başka şiveyle söyler ama güzel böyle özlü sözler var. Bizim oralarda derler ki ekşelma yemediysen ağzın kamaşmaz derler. Yani yanlış bir işin yoksa korkma derler yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i takip etmiş Ayşe Bundan dolayı insan denetlendiği için rahatsız olmamalı. Şimdi genellikle suça meyilli olanlar ya da hata yaptığı zaman hatasının takip edilmesini istemeyenler böyle bir dürüstlük pozlarına bürünüyorlar. Arkadaş, sen melek değilsin. Ben de melek değilim. Hepimiz hata edebiliriz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Anamızın bizi takip etmesi, babamızın bizi takip etmesi, hanımımızın bizi takip etmesi, kocamızın eşimizin bizi takip etmesi bu kötü bir şey değil. O sevginin delilidir. Sevmesen ne halin varsa gör demez mi insan? Sevdiği için insan takip eder, merak eder. Efendim bunu sınırı olmalı tabii ki. Peygamberimizi Ayşe takip etmiş. Bugünkü adam diyor ki veya kadın veya erkek her ikisinde doluyor. Beni, beni bana güvenmiyor musun diyor. Güvenin sarsıldıysa diyor bu iş bitmiştir diyor. Niye seni gökten indirdiler? Herkes hata eder ya. Hatalardan vazgeçmek de fazilettir. Tevbe etmek, istiğfarda bulunmak, vazgeçmek yanlıştan. Evet eğer, eğer takip edilmeyecek kadar güvenilir bir varlık olsaydı Allah her şeyi görüyor mu? Görüyor. Allah her şeyi biliyor mu? Biliyor. İki tane melaikeyi niye koymuş omuzlarımıza? Değil mi? Kiramen katibin melekler var. Sağımızda var, solumuzda var. Sağ omuzdakiler günahları yazıyor, sol omuzdakiler sevapları yazıyor değil mi? Ha? Tam tersi. Tabii ben de zaten biliyorum vakit geçti ya dinliyor mu dinlemiyor mu millet? Dolayısıyla sağdakiler sevapları yazar. Soldakiler günahları yazar. Hatta şöyle bir rahmet vardır. Bunu da hazır bu berat vesilesiyle arz edeyim. Ee, günahı yazacak olan melek hemen yazmaz. Günah işledik ya bakalım tevbe edecek mi der. Şu namaz vakti çıkana kadar bir bekleyeyim der. Diyelim ki öğlen de bir Kötü bir söz söyledik, bir yalan söyledik, bir gıybet ettik, bir kalp kırdık veya bir, bir yanlış yaptık, günah işledik diyelim veya öğlen namazını kılmadık. Bekler melek ikindiye kadar İkindi ezanı olur der ki acaba ikindiyi kılınca bu namazını iade eder mi acaba kılar mı kazasını? tövbe eder mi hatasını anlar mı biraz daha bekleyim der. Yazmayı bekletir. Biraz daha biraz daha biraz daha akşam olur, yatsı olur. Yatsı namazından sonra da belki yatmadan önce tövbe eder, abdestini alır. Gündüz öğlen kılamamıştım der. Öğlen namazını kılar belki der. İnsan yatağa girip uykuya dalıncaya kadar günahı yazmıyor. Uykuya dalınca yat diyor yat sen bu günahı hak ettin diyor. Ve ne günahımız varsa biz uyuduğumuz zaman o melek yazıyor. Sevabı hemen yazıyor. Hemen peşin. Artı yine Kur'an-ı Kerim'de ayet var sevgili seyirciler, değerli kardeşlerim. Bir güzel iş, bir ibadet, bir sevap iş yaptığımızda on sevap yazılıyor. Bir sadaka verdin ya, on sadaka sevabı yazılıyor. Onun için İslam alimleri diyor ki günahınız bire bir yazılır, sevabınız bire on yazılır. Buna rağmen cehenneme düşene yazıklar olsun diyor. Öyle değil mi? Şimdi bir insan mesela normal aylık şimdi iki bin lirayla geçinen, zor şer geçinen, kirada zor dar sıkıntıyla geçinen bir adama bak iki bin lira alan bir adama yirmi bin lira versen aylık. Bir patron çıksa sana aylık 20 bin lira, 2 bin lirayken 10 katı olsa o 10 katı parayı aldığı halde eğer o para da ona yetmiyorsa yazıklar olsun demez misiniz? Deriz. E Allah da bize kardeşlerim her bir iyiliğimize ya bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah desek 10 kere söyledi diye yazıyor melekler. Ya Rabbim ne güzel bir şey. Günahını bir günah yazıyor. Bir günahı 10 on, on günah yazmıyor. Bir günahı bir yazıyor. Ama bir iyiliği 10 yazıyor. Allah ne kadar merhametli ya. Allah ne kadar rahmetli. Allah kullarını ne kadar çok seviyor görüyor musunuz? Değerli kardeşlerim, dolayısıyla, berat gecesi geliyor. Bir muhasebe gecesidir aslında berat gecesi. Ayşe anamız takip ettim. Onun için sen beni görme diye baktım mezarlıkta dua ettin ölülere. Mezarlıktakilere işte selam verdin. Oradan geri döndüğünü görünce ben de alelacele görmesin Resulullah diye koşa koşa eve koşarak geldim o koşmanın etkisiyle yoruldum onun için kalbim küt küt atıyor soluk soluğa kaldım ya Resulallah seni takip etmiştim benden başka birinin evine mi gitti bu gece diye şüphe etmiştim de ya Resulallah deyince Peygamberimiz dedi ki Ayşe seni şeytanlar basmış dedi seni şeytanlar kandırmış dedi ben kabir ehline ziyaret edip dua ettim dedi. Bu gece mübarek bir gece Ayşe dedi. Bu gece çok mübarek bir gece. Müsaaden olursa bu gece Rabbimle baş başa kalayım mı dedi. Hazreti Ayşe annemiz böyle bir fırsatı kaçırır mı? Dedi ki ya Resulallah bana da dua ederseniz dedi sabaha kadar namaz kıl. Bana göre sorun yok. Yani istediğiniz kadar nafile ibadet yapabilirsiniz. Ama bana da dua edin olur mu ya Resulallah? Peygamberimiz dedi ki ne kadar güzel bir insan Resulullah Efendimiz. Ayşe biliyor musun dedi. Ben sana dua ettim dedi. Allah'tan senin için bir şey istedim dedi. Rabbime yalvardım. Hani peygamberimiz demek ki aklına getirip hanımına ismen dua ediyormuş. Biz genelde birbirimize ismen dua etmeyiz ayıp sayarız, çekiniriz veya genel dua ederiz. Veya aileme ya Rabbi der geçeriz. Öyle değil bak Peygamberimiz. Hanımı için Allah'tan bir şey istemiş. Ben senin için Allah'tan bir şey istedim dedi. Ben Allah'a dua ettim senin için dedi. Ayşe anamız bu sefer uyku muyku gitti. Merak etti. Ya Resulallah Allah'tan ne istediniz benim için dedi. Hazreti Peygamber Rabbime dedim ki Allah'ım ben Ayşe'yi seviyorum. Onu dünyada bana nikahıma verip izdivacıma verip onu benim dünyada hanımım eylediğin gibi cennette de bizi ayırma. Ayşe'yi cennette de bana nikahla. Benim evimin hanımı olsun. Hazreti Ayşe annemiz için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Ayşe annemiz dedi ki Ya Resulallah dedi Allah duana cevap verdi mi? Allah bu duan için sana bir cevap verdi mi? Evet Ayşe Rabbim duamı kabul etti dedi. Hazreti Ayşe nasıl mutlu oldu? Peygamberimiz nafile ibadet yaparken hanımından izin istemiş. Dikkat edin bu çok önemli bir ayrıntı hanımından izin istemiş bu gece namaz kılayım mı ayşe sebep kardeşlerim evli insanlar hayatlarını birbiriyle paylaşırlar yani benim hayatım yoktur artık bizim hayatımız vardır bir çocuk olur bu sefer üçümüzün hayatı vardır bir çocuk olur dördümüzün hayatı o çocuk hasta olabilir o çocuk engelli olabilir o çocuk sağlıklı olabilir bu çocuğu büyütüp topluma karıştırmak, onu iyi bir insan olarak, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek hem annenin hem babanın görevidir. Bana ne doğdu işte ekmeğini de alıyorum, elbisenizi de alıyorum, daha ne istiyorsunuz diyemez bir baba. Bir anne bunu diyemez. Niye? Artık siz evlisiniz, nikahın insana yüklediği İslami ve insani vazifeler var. Ortaktır hayat artık. Dolayısıyla kardeşlerim, biz Peygamberimizin hayatından öğreniyoruz ki nafile ibadetlerde eşler birbirinden izin alır. Mesela bazen görüyorum bu e, bazı cemaatlere işte sohbetlere giden hanım kardeşlerimiz işte falan ta bilmem nerede bilmem ne hoca varmış onun sohbetine gideceğim diye veya filan yerde tevhid çekeceklermiş ben de gideceğim diyor veya filan yerde işte Yasin okuyorlarmış bunların hepsi nafile ibadet. Kötü değil güzel ama erkek kadından kadın erkekten haber edip izin alacak. Burada erkek kadına üstün kadın erkeğe üstün yok. Peygamberimiz hanımından izin istiyor. Bu gece namaz kılayım mı? Ne namazı? Nafile namaz. Yatsı namazın için izin alınmaz. Farz olan bir namaza izin alınmaz. Ama fazladan, kendi gönlünden, paşa gönlünden namaz kılmak istiyorsun. Ama hanımın da diyelim ki korkuyor. Hanımın da diyebilir ki hayır farz namazını kıldınsa gir yatağına yat. Deme hakkı var mıymış? Varmış bak. Peygamberimiz aleyhisselam hanımından izin istiyor. Aynı şekilde Müslümanlar bu noktada bakınız çok dindar olacağım diye bazı şeyleri yanlış bilince her şeyin azı karar çoğu zarar derler. Yani çoğu zarardan kastım ibadet zarar eder değil. Yani ailedeki huzuru bozmaya değmez. Aile huzurunu bozmaya değmez. Bugün kadınlarda olsun erkeklerde olsun bu hataya zaman zaman düşenler ya da bize soru olarak soranlar olduğu için hatırlatmak için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, erkek kadını, kadın erkeği birbirinden habersiz iş yapmamayı öğretiyor bize bunu. Yani bir ailesiniz siz, hayatınız ortak artık. Vakitleriniz birbirinize ait. Bu benim ömrüm, sen ne karışıyorsun? Bu kapitalist mantık. Bu global mantık, seküler mantıktır bu. Bana karışmaz, sen karışma benim hayatıma. Bu Müslümanın ağzından çıkacak bir söz değildir. Biz birbirimize karışırız. Hanım erkeğine karışmaz mı hiç? Tabii ki karışır. Erkek kadınına karışmaz mı hiç? Tabii ki karışır. Ha karışmak demek vurup suratına yumruğu oturtturmak değil. Bu haram. Bu haram. Yani mahkemede suçlu olsanız böyle bir dayak cinsi yok yani. İnsan diyelim ki İslam hukukunun geçerli olduğu bir devlet olsa. O devlette ne diyor işte içki içene 80 değnek vurulur İslam şeriatında, hukukta. 80 değnek vurulur. Bu bir bilgi. Bu bilgiyi uygulayacak bir devlet var diyelim. Birini de içki içtiği için Müslüman uyarıldı, içti. Cezalandıracak. Nasıl vuracaklar? odunu alıp kalın odunu adamın kafaya bir tane vurma yok öyle bir şey yok öyle bir şey İslam'da ceza nasıl verilir biliyor musunuz? Bir kafaya vurulmaz ister erkek ister kadın kafaya vurulmaz öldürücü darbe şeklinde vurulmaz ölsün diye vurulmaz şu Omzundan sallayarak şöyle iyice hızlı değsin diye kolumu böyle kanırtarak vurulmaz. Ya şu dirsekten şu şu kadar böyle vuruyorsun. E ne kadar acıdır? İçim rahatlamaz ki diyor adam. Senin için rahatlasın diye dövmeyeceğim. Ya o bir ikazdır. Yani sopa vurmak deyince biz. Tam böyle Osmanlı işi sokakta dekme, tokat, yumruk, yere yapıştırma o zannediyoruz. İslam'da öyle bir sopa türü yok. Bu sopa türü olsa olsa bu dayak kavga olsa olsa bu Cehil türüdür. İslam'da şu diz dirsek kırılmanın dışında hız yasaktır, haramdır, günahtır. Onun için yani biz şimdi erkek hanımının hayatına hanım erkeğin hayatına evlilikte elbette karışır deyince zannedilmesin ki madem ben onun hayatına karışıyorum vurdu muydu otutturayım duvara bir resmini çıkarayım değil yani. Bırakın bunu. Şimdi kardeşlerim, öyle cahillikler, öyle günahlar, öyle öfkeler, öyle bir gerilime sahip insanlar görüyoruz ki haberlerde. Ya boşanmış karısını öldürüyor adam. Ne hakkımız var? Efendim benim istemediğim biriyle evleniyormuş. Sana ne, bana ne? Sana ne, bana ne? Nikah bağındayken biz birbirimize aitiz. Boşanma sürecine girmişse artık sen onun hayatına, o senin hayatına müdahale etmez. Saygılı olacağız. Ayrılmak istemiyorsan bunu söyle, gönlünü almaya çalış, araya akrabaları koy, hatırını kıramayacağı iyi insanlar koy, yanlışın varsa tövbe et, vazgeç, ben şöyle yapıyordum, bundan sonra yapmayacağım diye. İkna et, gönlünü al. Ama buna rağmen insandır o. Hayır ben artık sana güvenmiyorum, biz ayrıldık artık diyorsa sen de arkanı dön git. Hele bir erkek bir er, hani erkeklik erkeklik nerede kaldı erkek değil misin filan diyorsun ya erkek değil misin bıraktıysan dönüp bakma artık dönüp bakma artık o kadıncağız kendi hayatını nerede yaşıyorsa yaşasın günahı da kendisinin, sevabı da kendisinin, karar da kendisinin. Sen kendine yeni bir hayata dön bak. Eğer o olmuyorsa artık. İkna edebiliyorsan, razı edebiliyorsan tamam ama öyle toplumda felaket noktalara getirdiler kişi. Biz boş işlerle kavga ediyoruz birbirimizle. Boş dedikodularla Mesela işte son zamanlarda din adına birbirimizi yiyoruz ya. Ben hoca arkadaşlarımda da e, bu hatayı kendimizde de görüyorum ve ümit ediyorum. İnşallah bu Ramazan başta hocalarımızın kalplerini Allah birbirine yakınlaştırsın. İnşallah. Çünkü kardeşlerim bunun zararını toplumca hep beraber çekiyoruz. Niye? Kötü örnek oluyoruz. Kötü örnek oluyoruz. Ya kaç tane farklı yıllar boyunca iştihat vermiş alimler, farklı müştehitler, farklı iştihatlarda bulunmuş, yani farklı mezhepler, farklı görüşler söylemiş, kimse kavga etmemiş. Ama bugün senin dediğin yanlış diye o sapık diyor, o kafir diyor, o müşrik diyor, onu dinlemeyin diyor. Buna gerek yok. Bu dünyada böyle bir şey yapamazsınız. Artık çocuğun elinde akıllı telefon var, istediği hocayı da dinler. Hatta hocayı bırak İslam'ın aleyhine yazı yazan ateistlerin sitelerine de girer. Öbürünü de dinler. Çocukta akıl var artık. Hepsini görüyor. Sus bakma deyince bakmamazlık yapmıyor, bakıyor. Öyleyse biz kötü örnek olmamaya çalışalım hocalar olarak. Cemaatler, tarikatler ne bu böyle ya? Birbirine hakaret ediyor. Bu yanlış. Ben Ramazan'da ümit ediyorum İnşallah Bu Ramazan İnşallah birbirinin zıddı olan hocalarımız bir iftar sofrasında Diyanet İşleri Başkanımızın başkanlığında bir sofrada bir iftarda buluşurlar. Şöyle Türkiye'ye bizi rahatlatan, bizi gerginlikten uzaklaştıran bir resim verirler inşallah. Ben dua ediyorum. Yani hiçbirini de ayırmadan söylüyorum bakın. O mezhep, bu tarikat, bu grup demeden hangi renk olursa olsun hangi düşünce olursa olsun öyle bir insana hain demek kolay değil. Dememeliyiz. Hain niye de diyebiliriz birbirimize? Hayır, o farklı düşünüyor. Biz öyle düşünmüyoruz deyin. Bunu saygılı bir şekilde söylemek çok mu zor yani? Çok mu zor yani? Ben işte Hayrettin Karaman hocamın şu görüşüne katılmıyorum. Faruk Beşer hocamın şu görüşünü daha doğru buluyorum demek çok mu zor yani? Ne olur yani? Ben Cevat Akşit hocamın o görüşüne katılmıyorum. Ben bu konuda işte misalen söylüyorum. Abdülaziz Bayındır hocamın görüşünü tercih ediyorum desin adam. Birbirimizi mi öldüreceğiz ya? Ben isterim ki bunların hepsi bu Ramazan. Yani Allah bir şey yaratsın. Allah bir sebep halk etsin inşallah. Bu hocalarımızın hepsi bir masada, bir iftarda, bir salonda buluşur inşallah şöyle kucaklaşırlar. Birbirlerine güzelce nasihatle öyle ya ondaki bilgi, sendeki bilgi bir araya gelince daha güzel bir şey de çıkabilir ortaya. Allah Müslüman alimlerin, hocalarımızın Allah kalplerini birbirlerine yakınlaştırsın. Müslümanlara örnek alimler olmayı, hocalar olmayı başta hocalarımıza Allah nasip etsin. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Berat gecesini konuşacağız ama gelin bir de mikrofonu halkımıza tutalım. Kanal 7 ekibi olarak bizim önden gidenler ekibimizin değerli görevli kardeşlerimiz mikrofonu sokağa çıktı, meydana indi ve halkımıza tuttular. Bakalım TV ile berat gecesi ile ilgili milletimiz, halkımız, Müslümanlar neleri merak ediyorlar ve teremizi izliyoruz. Müzik Selamünaleyküm aleyküm hocam. Berat nedir? Selamün aleyküm. Şaban ayının 14. mü 15'inde mi oruç tutmamız lazım? Peygamber Efendimiz 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez diyordur. Peki bu 5 gece hangi gecedir? Hocam Berat gecesinin özellikleri nelerdir? Berat gecesi kaderimiz tekrar mı yazılıyor hocam? Müzik Hocam size şu soruyu sormak istiyorum. Hazreti Peygamber Efendimizle Hazreti e, Ayşe validemizin arasında ne konuşma geçti? Hocam selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz Berat gecesinde nasıl ibadet eder, ederdi? Merhaba hocam. Berat gecesine özel bir dua var mıdır? Berat gecesini nasıl geçirmeliyiz hocam? <laughs> Selam aleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Berat kandilinde kimlerin günahları affedilmez? Hocam iyi günler. Kandil gecelerin önemli sayılma sebepleri nelerdir? Merhaba hocam. Rahmet kapılarının açıldığı dört gence hangileridir? Berat gecesinin faziletleriyle alakalı bir konudan bahseder misiniz? Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi çok güzel sorular var. Berat gecesi kimler affedilmez? Bu güzel bir soru. Artı kaderimiz tekrar mı yazılıyor dedi bir hanım kardeşimiz. Bu da güzel. Çünkü ayet-i kerime de diyor ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. O gece her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır her hikmettir. Yani e, bir yıl boyunca başımıza gelecek olaylar, rızkımız, ecelimiz, o bir yıl sonraki o güne kadar ölüp ölmeyeceğimizin, nerede öleceksek nerede, nasıl öleceğimizin bilgisi, Şaban ayının 15. gecesi ilgili meleklere veriliyor. Ölümse Azrail'e veriliyor. Rızıksa o rızıkları tahsis eden meleklere veriliyor. Yani biz rızkımızı şunu bunu aslında bir melekten alıyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sabah fecir vakti uyumayın diyor. O saat rızıkların dağıtıldığı saattir. Ama biz genelde uyuyarak geçiriyoruz. Hele şimdi televizyon ve internet hayatımıza girince olabildiğince uykuyu mahvettik ve kalitesiz uyku, gün ışığındaki uyku gece uykusunun onda biri kadar kaliteli değildir, sağlıklı değildir. Gündüz uyumak en çok bir saat öğle ile ikindi arası uyumaktır. Sünnet olan. Yoksa gündüzün ışığında uyumak insana sağlığa faydalı değildir. Dikkat edin bir hayvan affedersiniz hasta değilse asla gündüz uyumaz. Yani bu sünnetullah acayip bir şey. Hayvanlar, bitkiler, toprak bunlara bakın çok şeyi göreceksiniz. Mesela biz e, Allah'ın o koyduğu kurallara hayvanlar ve bitkiler mevsimlerine göre çok kurallara uyuyorlar. Mesela işte tavuğun e, şey yapıyor gürp dediğimiz o kuluçkaya yattığı doğal mevsimler var. Her mevsim yatmalarda uyanır o hayvanlar. Bakarsın öbür aylarda hiç kardeş kardeş gezerler. Ama e, insanlar Ocak ayında doğan var, Haziran'da doğan var, Mart'ta doğan var, Kasım'da doğan var. İnsanoğlu daha eşrefi mahlukat, üstün bir varlık. Ama sünnetullah'a bakarsanız bir işaret alıyorsunuz oradan. Şimdi e, bu şeyde de Berat gecesinde işte kader daki olacak şeyler meleklere veriliyor. Peki o değişir mi? Kaderimiz yeniden mi yazılıyor? Bunlara döneceğiz. Berat ne demektir dedi? Zaten cevapladık. Kurtuluş, kurtulmak, affedilmek manasına gelir. 14. gecesi mi? 15. gecesi mi? 14'ü 15'e bağlayan gecedir. Takvimler İslam'da bir günün akşam namazında başlar. Yani hilal akşam vaktinden hemen 45-50 dakika önce hilal görünür. Gün o zaman başlar. O, o saatte. Dolayısıyla ikindi'den sonra yeni bir gün başlar aslında. Öbür gün. Onun için bu geceye Cuma gecesi diyoruz. Şu anda Cuma günü girmiştir. Akşam namazından itibaren biz Cuma gününün içindeyiz. Şu anda bir Müslüman bir Müslümana Cuma mübarek olsun dese daha yarın Cuma demeye gerek yok. Bu şu anda Cuma'dır İslam'a göre. Dolayısıyla oruç ne zaman tutayım dedi bacımızın birisi. Kardeşlerim 15. gecesi yani Berat gecesini kutlayacağız, idrak edeceğiz, yaşayacağız, dua edeceğiz, sabahısı oruç olacağız. Bu faziletlidir. Bu sevaptır mecbur değildir. Tek gün oruç tutulur mu? Tek Cuma'ya gelirse Cuma günü tek başına nafile oruç tutulmaz. Kaza orucu tutulur ama nafile tutulmaz tek Cuma mekruhtur. Onun için ya iki gün tutacaksınız Cuma Cumartesi ya Perşembe Cuma tutmuş olacağız. Diğer sorular burada e, o duası kabul edilen beş gece hangisidir dedi. İşte peygamber Efendimiz ne yapardı Berat gecesi? Bunların hepsini kısa bir aranın ardından Kanal 7 ekranlarında canlı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler devam ediyor canlı olarak ve hepinizi bir kere daha muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Gecemiz mübarek olsun. Cuma'nın hayrı, bereketi, nuru cümlemizin üstüne olsun. Değerli kardeşlerim sorulan sorulara cevap vermeye devam ediyoruz veteramızda seyircilerimizden gelen sorulara Kader yeniden yazılır mı? Hayır. Kader yeniden yazılmaz. Ama Allah azze ve celle kulun neler yapacağını zaten kendi ilmi ezeli ilminde bilir. Fakat bu bizim irademizi etkilemez. Ben mesela şimdi buradan kalksam dışarı çıkarken şuradan mı çıkacağım, şuradan mı geçip çıkacağım, şöyle mi dolanacağım? Bunu şu anda hiç kimse bilmiyor ama ben işte aklımla şuradan çıkayım dedim. Üç alternatiften hangisini seçeceğimi Allah daha beni yaratmadan biliyor aslında. Ama bana müdahale etmiyor. Benim de şu anda aklımda, elimde şuradan da gitmek var, buradan da gitmek var sadece Cenab-ı Hakk'ın bilgisidir bu kader dediğimiz olay. Yoksa bir zorlayıcı bir unsur değil. Biri bize zorla bir şey yaptırmıyor yani. Onun için zorla yaptırsa mesul olmazdık Allah katında. Sevap günah olmazdı. Hiç kimse suçlu olmazdı. Dolayısıyla berat gecesi olan olay olsa olsa ömrümüz boyunca olacak olayları melekler de bilmiyorlar yıl yıl veriliyor. Bir yıllık bir yıllık veriliyor. İşte bu pazartesi gecesi her melaikeye görevli ne kadar melek varsa bizim bir yıl içinde muhatap olacağımız o ilgili meleklere bizim hakkımızdaki olaylar, önemli işler onlara bilgisi veriliyor. Bu şu tarihte, şu saatte trafik kazasından ölecek diyor mesela Allah korusun. O bilgiyi Azrail'e veriyor Allah. Bir yıllık olayı veriyor. Dolayısıyla yeni bir kader yazılması değil, kaderin bir yıllık bölümünün meleklere tahsis edilmesi olarak anlayabiliriz. Başka kadir gecesi affedilmeyen kimse var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince, Cehennemden insanlar azat edilir, affedilir. Beni Kelp kabilesi o zamanlar kardeşlerim Arabistan'da yaşayan en kalabalık koyun sürüsü olan aşiret Beni Kelp. Beni Kelp kabilesi. Yani vadiler dolusu koyunları var binlerce. O binlerce koyunun vücudundaki Kılları bir düşünsenize. Ayakları da kıllı hayvanın değil mi? Kuyruğunun üstü de kıllı, kanlı da kıllı. Koyunun yani kıl olmayan vücudunda şöyle bir karış yer anca vardır. Bir burnunun üstünde yok falan filan yani. İşte dişi ise göğüslerinde olmuyor. İşte tuvalet yapacağı yerde olmuyor. Başka her yer kıllı. Yani bir koyunun vücudunda kaç yüz bin kıl vardır ve binlerce koyun binlerce koyun bu kadar insanı Allah cehennemden çıkarıyor diyor. Cehennemden siliniyor bunlar. Allah'ım o bahtiyar kulların arasına bizlere de dahil et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim bu gecede yani eğer bir Müslüman Allah'a inanır, Allah'a güvenir, Allah sözünden caymaz benim Rabbim bunu vaat etti ki bir dua etmeliyim bir şey bir ibadet etmeliyim bir sadaka vermeliyim birine yardım etmeliyim ki o sevaptan ben de o nimete ben de ereyim derse bir Müslüman Allah o kula verir inanana verir Allah alay edene inkar edene Allah nimetini vermez şimdi biz çoğunlukla bazı konulara inanmıyoruz ya da inanmış gibi yapıyoruz ama kendimizi kandırıyoruz farkında değiliz. Her şeyin başı itikat sağlam bir inanç Allah'a sapa sağlam bir imanla güvenmeliyiz. Kimler affedilmez Berat gecesinin bereketinden kimler faydalanmaz 1. Allah'a şirk koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Allah hiçbirimizi şirke düşenlerden etmesin. Zulmün ve Allah'a karşı işlenen suçların en ağırı şirktir Müslümanlar. İki kardeşlerim anasına babasına asi olup tevbe etmeyen evlatlar berat gecesinin sevabından faydalanamaz. Yani ana baba hukuku bu kadar önemli görüyor musunuz? Allah'ın rahmetini kesiyor. Şimdilerde biz tabi bu yeni yetişen genç yavrularımıza bu duyguyu aktarmakta zorlanıyoruz. Sebep kardeşlerim çocuklarımızla eskiden bir ilgileniyorsanız şimdi inanın yüz ilgilenmeniz lazım. Sebep Bakın kardeşlerim. Ben şu sözü söyleyeyim. Siz bana ister kızın ister hak verin. Eskiden bir mahalle kültürümüz vardı. Sen çocuğunla ilgilenemesen bile sokağın başında Memeden mi oğlum? Bak yalan günahtır derdi. Çocuğu doğru yola sevk eden komşular vardı. Çocuğu yanlış bir yerde görünce yavrum sen bak Ayşe teyzenin kızısın. Burada ne işin var senin diyen akrabalarımız vardı bizim. Bizi denetleyen, bizi ikaz eden, bize hayırlı nasihatte bulunup bizi kontrol eden bir çevre vardı. Şimdi o çevre kalktı. Küçücük köylerde bile çocuklara kimse öte git diyemiyor. Ya köy yerde millet yumurtayı bakkaldan alıyor. Köyde yumurta bakkaldan alınır mı ya? Hayat ne kadar değişmiş. Şimdi bir de bizim bilmediğimiz çocuklar saldırıya uğruyor. Ne gibi? Ruhları, akılları, kalpleri. Çocukta bilgi yok, okumamış, yeterli donanıma, bilgiye sahip değil. Adam 40 yılın cambazı, işin ip cambazı olmuş. Öyle bir soru soruyor ki dinsizce çocuğun bütün aklını, hayalini yıkıyor. O çocuk dini bir sohbet almamışsa dini bir altyapısı yoksa o çocuğun kafasına bir soru işareti. Oğlum senin anan baban cahil bunlar zaten bir din diye bir şey tutturmuşlar. Zaten o dindarların çoğu da yalancı, hırsız, üçkağıtçı diyor, kötü bir propaganda yapıyor, çocuğu şüpheye düşürüyor. O çocuk dine olan güveni azalınca Allah'tan beklentisi azalıyor. Allah yok gibi yaşamaya başlıyor çocuk. Yani çok umurunda olmuyor bu işler. Halbuki İster umurunda olsun ister olmasın öldüğünde karşılaşacağın bir hayat var. Şu gözünü yumduğunda başlayacak bir hayat var. Eyvah tüh meğer bunlar boşmuş deyince bir şey elde edemiyorsun. Oradan sonra pişmanlık fayda vermiyor. Onun için şu anda eskiye göre bundan 30 40 yıl elektriğin, internetin, televizyonun bu kadar hayatımızı bozucu kötü insanlar bu kadar çok değildi dünyada bir duyardık filan yerde bir adam adam öldürmüş derlerdi. Onu bir ay konuşurduk. Şimdi her gün yüzden adam öldürüyorlar. Dolayısıyla kötü çoğaldı. Hırsızlık. Bir duyardık ki aşağı mahallede birinin evine hırsız girmiş derlerdi. Bunu duyardık. Acayibimize giderdi. Şimdi ne aşağı mahallesi. Adam evinde uyuyor. Yan taraftaki odayı soyuyor hırsız. Suyu da içiyor ha. Adam dalga geçer gibi ya. Yani utanma, korkma, Allah'tan korkma yok. Bu kadar çok hırsız. Ben mesela e, bir ara sormuştum bir savcı arkadaşa, yani hırsız sayısı Türkiye'de ne kadar? Çok biliyor musunuz? Rakam çok büyük. Yani hırsızlıktan, gasp ve hırsızlıktan suç üstü yapılmış veya mahkemede dosyası olan o kadar çok ki. Allah tevbe nasip etsin. Bunların ıslahı için çalışmamız gerekirken yani suça alışmış, suça bulaşmış yavrular. Bunlar genelde genç çocuklar. Bazı şehirlere gidiyoruz, konferanslara, sohbetlere. İşte oradaki hakimler, savcı arkadaşlar, hapishane müdürleri diyor ki ya Ömer hocam geliyormuşsun bir gün önceden işte arıyor. Diyor ki gündüz de bizim hapishaneye uğrar mısın diyor. Hapishanelere gidiyorum, inanın eskiden hapishanede ihtiyar adamlar çok olurdu. Saçı kırarmış. Şimdi gencecik çocuklar. Geçenlerde iki sene önce İzmir'e hapishane vaizi bir hocamız Yasin Güngör diye çok kıymetli bir vaiz hocamız çağırdı. Ya hapishanede büyüyen çocukların dramını anlattı. Hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? Çocuğunu hapishanede doğurmuş kadınlar ya da küçük çocuğu hapishanede olanlar. Hamileyken hapse düşmüş. Ya da çocuğu bir yaşında, iki yaşında anasıyla hapse giriyor çocuk. Peki çocuğun hapis cezası var mı? Yok ama anasıyla hapiste. Çocukluğu hapiste geçen yıllarca. Hatta o hocamız çok güzel bir şey anlatmıştı. Bir ben diyor bir yenilik olsun diye şey yaptım diyor. Doğum günü yaptım çocuklara diyor. Yaş pasta hazırlayıp çocuğun annesi diyor ağladı diyor. Çocuğum iki yıldır doğum günü kutlayamıyordu. Şimdi hapishanede böyle sizler böyle bir şey hazırlamışsınız. Hediyeler filan almışsınız. Yani ne kadar ağladı diyor böyle. Zor bir şey. Şimdi böyle bir hayat var mesela. Gençler hapiste. Bu çocukların ıslah edilmesi lazım. Bunun için tarikatlar, cemaatler, hocalar, ilahiyatçılar bunlar da görev almalı. Bize de bir görev düşüyor. Yani birbirimizi yiyeceğimize, birbirimizle tartışacağımıza bu sorunlara yönelsek her şeyi devlet yapamaz ki. Her şeye devlet maaş verip buna da sen bak diyemez ki. Bir de biz kendi kendimize bakacağız değil mi? Eskiden komşunun evine giderdik. Komşunun evinde Çamaşırlar mahallede ortak bir yerde ateş yakılırdı. Mahalle kadınları çamaşırı beraber yıkarlardı. Şimdi ücretle evimize temizlikçi alıyoruz. Değil mi? Onlar oluyor. Modern hayatta bunlar olur. Tamam. Kabul. İmkanı olan versin. O da ayrı bir şey. Ama eskiden bunları karşılıksız yapan komşularımız vardı. Ekmek pişirecek. Mahalle ekmeğe beraber herkes hamurlarını yoğurur. Gelirler beraber ekmeklerini yaparlardı. Yani birbirinin hayvanını güderler ya. Benim hayvanımı da götürsene derlerdi. Şimdi köy yerde birbirine yardım ederlerdi. Şimdi neredeyse karşılıksız su bile vermeyecek kimse kimseye. Berat gecesini şunun için önemsiyorum ben. Böyle gecelere bu halkımızın bir saygısı var. Bunu azaltmaya çalışan arkadaşlardan rica ediyorum. Yapmayın bunu. Bu milletin kültürüne savaş açmayın. Bu milletin güzel geleneklerini eleştirip, alaya alıp, altını önünü arkasını hesap etmeden insanları dininden soğutmayın arkadaşlar. Hani ya o da bitat, bu da sapıklık, bu yanlış, böyle bir şey yok işte. Böyle değil işte. Bunlar var. İnsanın hayatında etkilendiği olaylar vardır. Belli gecelere, belli günlere halkımız özel önem veriyor. Bunları kaldırmayalım. Cuma gitmeyen arkadaşlar vardı. Cuma yok derlerdi. Türkiye İslam ülkesi değil. E efendim bu ülkede cuma kılınmaz. E kılmayalım ne olacak? Kim kar edecek? La şeytan kar edecek. Şeytanı sevindireceksin. Cuma namazında bari millet toplanıyor. Halkın büyük çoğunluğu cumalara gidiyor, bir hutbe dinliyor orada. Orada kulağına iki nasihat giriyor. Ben çok insan tanırım. Yani hutbeleriyle mıknatıs gibi cemaati çeken hocalarımız var. Mesela şimdi burada ismini anmadan geçersem vefasızlık etmiş olurum. Sultanahmet Camii'nde Emrullah Hatipoğlu hocanın hutbeleri bir ders niteliğindeydi ya. Süleymaniye Camii'nde Ali, Ali Rıza Demircan hocamızın o 45 dakika hutbe okurdu. Uzun, can yakıcı. Niye? İşe gidecek adamlar ama dinlemeden edemiyorlardı. Rahmetli Timurtaş hocanın cuma vaazları vardı. Sözünü daldan budaktan esirgemeyen biraz da sert konuşurdu Timurtaş hoca rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin ama mertçe konuşurdu. Kardeşlerim hutbeler vardı ders gibiydi. Şimdi Kadir gecesini nasıl ihya edeceğiz? Berat gecesinde ne yapacağız? Ya kimse dans edin demiyor, kimse içki için demiyor, hırsızlık edin demiyor. Ne? Diyoruz ki mesela Berat gecesinde bir günlük kaza namazı kılın diyoruz. Kötü mü ya? İnsan bir tefekkür eder. Ya hocadan duydum der. Nihat Hatipoğlu hoca söyledi der. Mustafa Karataş hocadan duydum der. İşte Necmettin Nursaçan hocam yalan mı söyleyecek? Cuma sabahı anlattı der. Cevat Akşit hocam bahsetti der. Değil mi? Birinin vicdanına oturur. Her hocanın ayrı müşterisi var. Her birinin seveni başka adam bana bakıyor. Seni diyor samimi bulmuyorum diyor. Doğrudur. Ona öyle gelebilir. Ona öbür hocamız tesir ediyordur. Yeter ki biz hayırlı bir sözü bir Müslümanın kalbine ulaştıralım. Yani bir insan tövbe etse, yüz tövbe istiğfar getirin diyorum. Peygamberimiz ne yapardı? Peygamberimiz diyor ki ben her gün yüz defa tevbe istiğfar çekmeden yatmıyorum diyor. Bu güzel bir şey değil mi? Berat gecesi bunu yapsak kötü mü olur? Dininize imanınıza her gün yüz tövbe istiğfar çeken kaç kişi var ya? Kaç kişi kaldı ya? Hiç değilse berat gecesinde bir insan otursa tövbe ya Rabbi estağfurullah dese Birincisinde aklına gelmese ikincisinde der ki benim ne günahlarım var ya der. Allah'ım inşallah affetmiştir der. Bir ümit doğar. Kalbinde bir ümit doğar o insan. Ne kadar günahkar olursa olsun. Efendim günahkar. Ya günahsız insan mı var? Bakınız peygamberimiz anlatıyor. Tevbe ya konumuz. Peygamberimiz anlatıyor. Sizden önceki kavimlerde dedi. İsrailoğullarından bir kadın vardı. Onların yaşadığı dönemler. Eski. Eski kavimlerde bir kadın vardı. Ömrü hayatı boyunca zina ile geçinmiş ve kötü işler yapmış kadın. Çölde yolculuk ederken yalnız susamış. Araya araya bir kuyu bulmuş. Kuyuya bakmış ki su var. Kuyunun başında köpek, bir köpek. O da susamış. Hayvan kü kuyunun etrafında fır dönüyor. İnemiyor ki su içsin. Çekip suyu alacak gücü yok köpeğin. Affedersiniz. O günahkar kadın ömrü boyunca kötü iş yapmış. Bak bunu peygamberimiz söylüyor bir de. Benim lafım değil. Sahih bir hadisi şerif. Hem Buhari'de var bu hadis hem Müslim'de var. Sapa sağlam, taş gibi sağlam bir hadis. Yani peygamberimiz bunu sahabeye söylemiş. Sahabe bunu kaç kişi nakletmiş? Yalan olması mümkün değil. Resulullah söylemiş. Kötü ahlaklı, ömrü kötü işlerde geçmiş kadın öyle herhangi bir şeyle değil bakın. Orada Allah'ın yarattığı bir hayvan susuz diye kendi de susuz. Artık kuyunun Kovası mı vardı? Onu mu sarkıttı? Bazı hadis rivayetlerine ayakkabısını diyor bağladı. Ayakkabısının içine su doldurdu. Onu çekti iple. Kuyunun ipiyle. Ayakkabısına doldurduğu suyu önce köpeğe içirdi diyor. O köpeğe içirdi. Köpeğin susuzluğunu giderdi. Sonra kendi de içti. Kendi suyu çekti. Kendi içti. Allah o kadının hiç bir günahını bırakmadan hepsini affetti, hiç cehenneme girmeden direkt cennete aldı. Ya Rabbi. Allah ne kadar merhametli gördünüz mü? Bunu arkadaşlar bunu peygamberimiz anlatıyor. Ben değil. Hazreti Muhammed anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam. Yani dinimiz öyle zorluk morluk dini değil. Önemli olan gerçekten kötülük yapan birini o kötülükten vazgeçirmek. Döverek değil, söverek değil, korkutarak değil. İnsanca ya, o da bir insan. Yani sonuçta sadece zina için düşünmeyin bunu. Çeşit çeşit günahlar, çeşit çeşit toplumda problemler var. Karısını döven adamlar var. Mesela değil mi çocuklarına kötü davranan insanlar var. Gelinini döven insanlar var. Mesela komşu olun bu Ramazan'da çevrenizde böyle aile huzursuzluğu olan varsa şöyle deyin bakın şu saatte canlı yayındayız. Ekranı başındaki arkadaşlara da söylüyorum ha buradakilere de söylüyorum. Çevrenizde, mahallenizde aile sorunu olanlardan deyin ki benim bu Ramazan en büyük ibadetim bir aileyi huzura kavuşturmak için çalışacağım. Kendime görev verdim. Onun kaynanasıyla git konuş, eltisiyle git konuş. Yani yumuşak yumuşak ya bakın günahtır. Ramazan ayındayız. Gelin sizi bir iftar alayım de. Bir iftara topla. Onların problemlerini bir dinle ayrı ayrı. Kaynana ne diyor? Gelin ne diyor? Problem nereden kaynaklanıyor? Bazen gelin suçludur, bazen kaynana suçludur. Hep herkes melaike değil. Bazı yerde zalim olan hakikaten damattır. Bazı yerde gelindir. Böyle olabilir. Ha ona göre bir aileyi huzura kavuştursanız, barıştırsanız, bir kötü davrananı mesela erkekler ailesine kötü davranan birine iyi arkadaş olup, yakın canciğer arkadaş olup böyle zulmü, haksızlığı, başkalarının canını yakmayı ne kadar günah olduğunu anlatsa ya da onu anlatacak camilere, hocalara götürse, o insanın tefekkür edip kötü davranışından vazgeçmesini sağlasa ben inanıyorum ki Hazreti Allah şu zina eden kadın köpeği suladığında nasıl sevindirdiyse sizi de Allah öyle sevindirir. Önemli olan bir iş üstlenmek. Ben bir şey yapmalıyım demeliyiz. Yani sadece oturup şuraya tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah değil. Bu da lazım. Bu telkindir insanın kendi kendini konsantre etmesidir. İnsan kendi kendini konsantre eder. Yani kendine telkinde bulunursun. Sen bundan sonra bunu yapma, sen bundan sonra bunu yapma. Bak ömrün geçiyor, öleceksin. Bak bundan sonra böyle yapma. Kendine de bunu. Aynanın karşısına geç bazen kendinle konuş. Varsın millet deli desin. Sıyırdı bu desin. Psikiyatrist arasınlar size. Zanaks içirsinler size. Ama kardeşlerim kim ne yaparsa yapsın ama siz karşınıza geçin kendinize deyin ki ben bir daha yalan söylemeyeceğim. Ben beni biliyorum. Bu konuda yalan söyledim. Haksızlık ettim. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Kendinize söyleyin. Bunun faydası olur. Ama bir de şu var. Fiilen birinin hayatına girip onu kurtarmak. Ona faydası dokunmak. Onu bir yanlıştan vazgeçirmek. Bu çok önemli bir şey. Bu Berat gecelerinin Mesela ne yapabiliriz? Arkadaşlar sormuşlar. Berat gecesinde ne yapılır? Ne yapılır kardeşlerim? Tavsiye ediyorum işte. Bir günlük kaza namazı kılabilirsiniz. Kur'an okuyorsunuz, rükû ediyorsunuz, secde ediyorsunuz. Ne güzel ibadetler. Açıp Kur'an okuyabilirsiniz. Kur'an okumuyoruz. Türk toplumunda Kur'an okuma çok düşük. Bak Arapları beğenmiyoruz. Konuştuğumuz zaman, değil mi? İşte şunu beğenmiyoruz, bunu beğenmiyoruz. Kendimizden iyice Müslüman görmüyoruz. En iyi Müslümanlık Türkiye'de yaşanıyor hocam diyor. Doğru, buna ben de katılıyorum. Ama Kur'an okumuyoruz. Araplar daha güzel Kur'an okuyorlar. Daha çok okuyorlar. Hocam ama onlar Arapça biliyor. Tabii ki biliyor ama sen, sen de öğren. Kur'an okumak zor bir şey değil. Bir haftalık iş. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımız Öyle güzel çalışmalar yapıyor ki kadınlara ayrı kadın hoca. 10 tane, 20 tane, 15 tane. Kadın bir araya gelin 15 tane. Size bir hoca tutuyor ya. Allah bu devlete zeval vermesin. Bir hoca tutuyor size sizin istediğiniz saatte. Sen diyorsun ki benim şu saatte dizim var, şu saatte programım var, şu saatte bilmem sporum var, sabah yürüyüşüm var, 20 kilo fazlam var bunu vermem lazım. Hangisini diyorsan de hocaya diyeceksin ki ben buçukla ile 4,5 arası istiyorum dersi. O saate koyuyorlar. Daha mazeret kaldı mı? Kalmadı. Gelin 20 gün var Kur'an bilmeyenler aha bu arada erkek olsun kadın olsun müftülüklere başvurun ve hoca isteyin. Var olan Kur'an kurslarına gidin. 20 günde Kur'an-ı Kerim'i su gibi okursunuz. Sıfır hiç bilmeyen birisi. 20 günde okursunuz. Bu Ramazan'da bir hatim indirin. Kadir Gecesi duasını söz ben yapacağım. Aha bak televizyonda da duydunuz. Kadir Gecesi yazın. Ben bu sene önden gidenlerde dinledim. Bu sene Kur'an öğrendim. Bu benim ilk hatimim." diye mesaj atın. Göreceksiniz. Burada duasını yapacağız sahurda ölmezsek inşallah. Hadi böyle de güzel bir vesilesi olsun bu berat gecesinin. Değerli kardeşlerim sadaka verebiliriz. Sadaka. Çok ihmal ediyoruz. Sadaka belaları def eder. Sadaka belaları. Bela ne? Kötü adamlar olabilir, kötü işler olabilir kazalar olabilir. Allah bunları def eder. Onun için sadaka ihtiyaç sahibi gariplere, talebelere, fakirlere sadaka verelim. Veyahut işte işte diyelim Afrika'ya giden bir arkadaş grubu var. Oradaki garibanlara yardım götürüyor. Gönderelim gibi. Değerli kardeşlerim, Kadir gecesinde işler ayrılır dedik kader değişmez dedik. Peygamber Efendimiz daha çok Kur'an okurmuş ve nafile namaz kılarmış. Mesela bir gece Peygamberimiz diyor mescitte baktım ki gece vakti herkes gitmiş yatsı matsı kılınmış. Peygamberimiz tek başına namaz kılıyor. Abdullah İbni Mesud. Oturayım peygamberimiz ne namazı kılıyor selam verince öğreneyim diye bekledim diyor. Bekledim, ben de o arada boş durmayayım diye Abdullah İbni Mesud hafız. Kur'an'ı ezbere biliyor yani. Hafız. Ben de diyor şöyle Kur'an'dan başladım. Resulullah selam verene kadar diyor. Kur'an okuyayım dedim diyor. Başladım ezberden Kur'an okumaya. Bakara suresine başladım diyor. Bakara suresi 50 sayfa. Iki buçuk cüz bir insan çok hızlı okusa Bakara suresini 40 dakikadan önce çok, çok hızlı okusa. 40 dakika. Bir rikat. Peygamber hala rükuya gitmedi diyor. Namaza bak. Peygamberimizin namazı. Şimdi bizim hoca camide böyle namaz kılsa hocayı camide döverler. Hocayı döverler. Sen ne yapıyorsun derler. Cemaatimi dağıtacaksın derler. Millet 5 dakika önce çıkan Hızlı hoca arıyor biliyor mu? Ben memleketten biliyorum böyle. Hocaya fantom hoca diyorlardı. Efendim denizli horuzu diyorlardı. Kara şimşek diyorlardı. Jet diyorlardı. Yani niye? Çok çabuk kıldırıyor diye. Halbuki nafile namazlarda acele etmek yanlış. Nafile namaz ne biliyor mu? Keyfinden, gönlünden zevkini, tadını çıkara çıkara ibadet etmektir. Nafile namaz. Nafile namazlarda acele edilmez. Sadece teravih namazı uzun okunduğu, uzun rikat, 20 rikat olduğu için onu hadır usulü biraz seri okunur sadece o. Değerli kardeşlerim namaz kılınır, Kur'an okunur, berat gecesinde varsa yakınınızda akraba ya da hasta ziyareti. Mesela şu anda beni dinleyenler ve buradaki kardeşlerim. Mesela Berat Kandili'nin gündüzünde gündüzünde şöyle üç tane çiçek alıyorsam üç tane al. Paran varsa on tane al. Çiçek alın en yakın bir hastaneye girin. Mümkünse devlet hastanesine girin. Çünkü devlet hastanelerine genelde Garibanlar giriyor. Ha bildiniz. 10 puan. Dolayısıyla kardeşlerim devlet hastanesinde böyle doktorlara, hemşirilere, görevlilere sorun. Ben öylesine bir yakınım yok. Bir hastam yok. Ama öylesine ziyarete geldim. En ağır hastalar kim var? Bir selam verip çıkacağım. Sadece bir dakika. Bir çiçek verin. Nasıl bir sevap alırsınız biliyor musunuz? Nasıl? Bak huzur evi, güzel. Huzur evi olmaz İslam'da. İnsan elin evinde huzur bulur mu ya? Bir insanın huzur evi oğlunun evidir, kızının evidir. Oğlunun evinde, kızının evinde olmayan huzuru elin, devletin binasında bulamazsınız. Öyle huzur evi olmaz ora. O boş laf. Millete moral olsun diye söylüyorlar. Huzur olur mu ya? öpüp kokladım çocuğun sen evini almamış. Devlet şuraya bir bina yapmış. Elin adamı maaş karşılığı sana yemek pişiriyor. Canı sıkılınca da hortumla dövüyor. Ya. Değil mi? O da insan. Canı daralıyor, bunalıyor. İhtiyar altına kaçırdığı olabilir, değil mi? İnsanız biz. İnsan hastalığı olur, üşütmüştür midesi bulanmıştır, kusmuştur olabilir. Yaşlılıkta her şey olmuyor mu? Benim rahmetli babam 83 yaşında vefat etti. İşte iki yıl filan da yattı yatakta yani. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Anacığım 75 yaşında vefat etti. İkisi de hasta hasta öldüler. Hatta annem Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'nde vefat etti. 2006 yılında ablam yanındayken hastanede vefat etti. Şimdi hastayken insanın e, geyirebilir, öksürebilir efendim yattığın yerdesin mutlaka affedersiniz yellenebilir değil mi? Her şey olur. E, şimdi insanlar kardeşlerim yaşlıları devletin eline atınca huzur evine yatırdım diyor. Ne huzur evi? İşkence evi orası. Hiçbir şey yapmasalar senin çocuğunu ya, çocuğun sana bakmamış, seni atmış bir binaya. Orada her geçen saniye işkence olmaz mı yani? Adına huzur evi diyorlar. Mümkünse ziyaret edin. Yıkık gönülleri, kırılmış kalpleri ziyaret edin. Allah'ın rızası onların arasındadır. Allah'ın rızası yıkık gönüllerin arasındadır. Gönlü kırılmış, zulme uğramış, haksızlığa uğramış biri varsa gidin onun, dertleşin, on dakika sohbet edin. Bugün berat gecesiymiş, sırf seninle sohbete geldim deyin. Bir derdi olana, bir sıkıntısı olana. Mesela bunlar yapılabilir, bunlar sevaptır, bunlar güzeldir. Ve bu toplum böyle tamir edilir. Yani her şeyi polis, her şeyi kaymakam, her şeyi vali, her şeyi başbakan yapmaz. Biz insanız, biz komşuyuz, biz milletiz. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, neysek Alevi, Sünni, Solcu, Sağcı hepimiz bir bu ülkede yaşıyoruz. Birbirimize yardım etmeliyiz. Hele bu seçim meçim geliyor. Ne olur germeyin hiç kimseyi. Bak size rica ediyorum Allah aşkına. Kim ne partisine oy verirse versin. Kimin ne görüşü olursa olsun Allah aşkına. Yarın yüz yüze bakamayacağınız şeyi söylemeyin bir parti için. Kime oy veriyorsan ver. Gönlünde bir şey varsa, ha çok nazın geçen birine rica ediyorsan insan gibi söyle. Bak ben filana oy vereceğim, sen de veriyorsan ver diyorsan de. Bence deme de. Çünkü hiç kimse ayranı mekşi demez. Herkes kendininkini över. Övsün. Kendi kalbinizden geçirdiğinize oyunuzu verin ama komşuyuz biz deyin. Yani yarın bir gün Bugün bir yerde güzel bir yazı okumuştum. Geceleyin çocuğun hastalansa, senin araban olmasa. Ben AK Partili olsam komşu CHP'li olsa. Ben ne edeceğim Geceleyin AK Partili komşu mu alacağım kapı kapı. CHP'li arkadaşımın kapısını çalacağım, kardeş çocuk hasta hadi beni bir hastaneye atlayacağım. Değil mi? Birbirimize lazımız ya biz. O nece olursa olsun, bu nece olursa olsun biz komşu olacağız, biz insan olacağız. Oyumuzu yine isteyen istediği yere versin. Allah hakkımızda hayırlı olan neyse onu da nasip etsin. Dua ederiz. En iyisi kimse ya Rabbi. Biz yanılabiliriz. Biz hata edebiliriz. Bu ülke için, bu devlet için en iyi hizmet edecek kimse onu nasip et ya Rabbi. Deriz. Bitti. Ötesine gerek yok. Seninki hırsız, bununki dinsiz, şununki sağcı, bunun Ne olacak bununla? hakaret edince öbürü vaz mı geçecek? Yok öyle bir şey. Güzellikten daha iyisi yoktur. Ölüp toprak olacağız. Toprak gibi mütevazi olmalıyız. Değerli kardeşlerim, bu mübarek gecelerde ananız babanız hayattaysa telefonla olsun kandil gecesinde mesaj atmayın. Bak rica ediyorum mesaj atmayın. Şu telefondaki WhatsApp'tan canım yandı biliyor musunuz? Onsuz da olmuyor, uyuşturucu gibi ha. Onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor. Şi, ya bin tane grup kurmuşlar, o atıyor, bu atıyor. Ya alo de, kandilin mübarek olsun, hadi selamun aleyküm. Bitti. Ananı ara, babanı ara, hayattaysa amcana dayına bir selam ver. Yakındaysan ziyaret et bir elini öp, bugün kandil de. Bugün kandil de. Hocam İslam'da kandil yok. Sır. Kandil olmaz mı İslam'da? Kandil mübarek geceler var. Peygamberimiz diyor ki beş gece vardır ki Allah o gecelerde duaları reddetmez. Niye beş diyor? Niye altı demiyor? Niye yirmi demiyor? Bak beş gece diyor. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Beş gece var ki diyor Allah o gecelerde duaları reddetmez diyor. E peygamberimiz tavsiye ediyor. Gece ne demek? Arapça leyl demek. Farsça kandil demek ya. Kandil gece demek zaten. Berat Kandili, Berat gecesi demek zaten. Kandil yok. Gece yok mu o zaman? Gündüz mü şu anda kandil işte? Bugün kandil aha şu anda. Yani gece. Dolayısıyla böyle boş yere kuru kuruya muhalefet etmek için inatçılığa gerek yok. Kardeşlerim kandil gecelerinde yani mübarek geceler. Peygamberimiz diyor ki cuma geceleri yapılan duaları Allah reddetmez. Bayram gecelerinde yapılan duaları Allah reddetmez. Ramazan bayramı var ya Ramazan bayramı 1-2-3 arefeden başlayacaksın. Bizim mesela oralarda arefe günü bayramda önce arefe günü mezara giderler. Bayram sabahı gidenler de olur. Ama daha çok arefe günü ikindi namazında giderlerdi. Mezarlara. Bu Anadolu'da hala var zannediyorum birçok yerde. Gene bunu yapın. Mezarlara giderler. Niye biliyor musunuz? Bizden önce ölüp gitmiş bayramlaşamayacak insanlarla bayramlaşmak için. Onlar da bayramını bayram etsin. Mezarda onlar da bayram etsin diye biz önce onlara gideriz. Sonra en yakın akrabadan başlanır. Adam tutuyor. Ben diyor Kastamonu'da bir şeyh efendi var onun elini öpmeye gidiyorum diyor bayram günü. Çarpsın seni o şeyh değil mi? Ne işin var şeyhte ya? Anan baban var senin ya. Hanımın var ya. İnsan ailesiyle bayramlaşır. Önce en yakın akrabayla bayramlaşılır. Ondan sonra falan yerde hoca efendi var, şeyh efendi var ona da git başka gün. Ama öyle ilk gün sırayı bozma. Ananın, babanın, halanın, teyzenin önünde değil dünyanın hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir Allah dostu, hiçbir evliya senin halandan daha önce değil. Bunu bil. Bunu bil. Bak ben ilahiyatçıyım. Az çok tam hoca değilsem de yarım hoca da değilim. Bir şeyler biliyorum, okuyorum ve okuduğumu anlatıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de akraba hakkını böyle anlatıyor. Akraba hakkı böyle büyük bir haktır. Onun için akrabalarla önce bayramlaşılır. Sonra öğretmeninin elini öpmeye de git. Sana Kur'an öğreten hocanın da elini öpmeye git. Efendim Şeyh Efendi'nin elini öpmeye git. Tabii ki Allah dostlarının duasını isteriz. Ama Allah dostunun duası mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir Allah dostu değil mi? Evet ben ona inanıyorum. Allah şefaatinden ayırmasın. Ama iyi bilin ki Müslümanlar bana teyzemin duasından daha büyük değil Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duası. Bunu bilin millete bu söylenmezse bu kadar açık bir şekilde çocuklar bunu bilmiyor falan yerde bir hoca varmış gidek diyor dua ettirek de bizim kız koca bulsun diyor öyle bir şey yok ya affedersiniz öyle bir şey yok ya biz Allah için ben sana söyleyeyim ananın babanın duasından daha büyük dua yok anne baba duası peygamberlerin ümmetine yaptığı dua gibidir en büyük duadır Allah bizi Allah dostlarının da ama önce akrabalarımızın duasıyla zenginleştirsin. Değerli kardeşlerim, tevbe etmemiz lazım. Tevbe edip yükleri atmak lazım. Yük fazla olunca insan koşamıyor, değil mi? Mesela yarış oluyor. Birine bakıyorsun, bu şişman diyorum, bu koşamaz diyor. Nereden biliyorsun şişman diyorsun, affedersin. Kilosu fazla demek yani. Demek ki fazla kilosu olan adam koşamadığı gibi cennete de erken giremez yani yükü çok olan, günahı çok olan. Onun için yükleri atmak lazım. Öyle rejim, mecim, diyet isteyene falan gitmeye de gerek yok ha. Allah'ım tövbe ettim ya Rabbi. İçime bir ferahlık ver. Kalbime bir kuvvet ver ya Rabbi. Bundan sonra namazımı bırakmayayım. Bana yardım et ya Rabbi de. Aha sana diyet isteyen. Aha bu. Bu kadar kolay. Tevbe etmek en bedava iş. Gönülden inanarak Allah beni her yerde duyuyor. Allah beni her zaman işitiyor. Sabahın üçünde de Allah'a yalvarsam. Akşamın beşinde de Allah'a yalvarsam. Cenab-ı Hak karanlıkta da, aydınlıkta da, gece de, gündüz her an beni duyuyor, işitiyor diye inanıp, Allah'a güvenip, Allah'a tövbe edelim. Mesela berat gecesi size tavsiye ediyorum. Bir, yüz defa estağfirullah el azim deyin. Yüz defa. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüzüncüye Muhammedur Resulullah'ı da ekleyin. Mesela yüz defa salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bunu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim de diyebilirsiniz. Bir salavat çektiğiniz zaman kema salli tebarikleri de okuyabilirsiniz. Kardeşlerim bu peygamberimize bizi yaklaştırır. Resulullah'la bizi yakın kılar. Salavat Hazreti Muhammed'le muhabbetimizi arttırır sevgimizi arttırır. Bana getirilen salavatları melekler diyor Allah müsaade eder benim ruhuma bildirir diyor. Şimdi ayda yılda bir hatırlayanımı daha çok seversiniz. Hapishanede her gün bana işte çamaşır gönderdi, ekmek gönderdi, selam gönderdi. Her gün beni aradı. Öyle insanı mı daha çok seversiniz? Dolayısıyla peygamber efendimizi de daha çok ne kadar salavatla anarsak, hele berat gecesinde bu peygamberimizi mutlu eder. Bizi ona yaklaştırır. Bunu bir de size tavsiyem, bu dediğim zikirleri ailece toplanın. Çocuklar bak akşam sekizde hepiniz bir arada olun geliyorum deyin hep beraber yapın kadın erkek çoluk çocuk beraber tövbe estağfirullah lazım çocuk görsün bizim ailemizde kandil gecesi böyle bir şey oluyordu desin bilen varsa bir iki sayfa Kur'an okusun onların içinde Kur'an okuma bilen varsa çocuklarda bir iki sayfa kandil gecesi çocuklar başka türlü düzeltemeyiz döverek bağırarak sen ne biçim müslümansın biz Osmanlı çocuklarıyız falan böyle boş laflarla Çocuk düzeltilmez, yetiştirilmez. Çocuğa güzel örnek olmaktır esas. Kandiller de bunun için iyi bir fırsattır. Hadi gelin. Mübarek gecedir. Bir elimiz açak. Bir daha dua edelim ve bitirelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ım yaklaşan berat gecesini beratımızı aldığımız mübarek bir gece eyle ya Rabbi Hayatımızın en hayırlı gecesi eyle ya Rabbi Sağlıkla, huzurla, imanla kavuştur ya Rabbi Allah'ım ne olur bizi Ramazana da kavuştur ya Rabbi. Kadir gecelerini bulmayı, yakalamayı, isabet etmeyi ve Kadir gecesinde, Kader gecesinde o mübarek gecede salihlere ne verdinse onları bize de eksiksiz ihsan eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, şu mübarek gecede evlerimize huzur ve bereket yağdır ya Rabbi çoluğumuza çocuğumuza gençlerimize yavrularımıza rızık kapılarını sen aç ya Rabbi. Böldürme ya Rabbi. Parçalatma ya Rabbi. Yıktırma ya Rabbi. Ya Rabbi bu memlekette bütün kardeşlerimizi doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her ırktan, her milletten, her inançtan bu ülkede yaşayan ve dünyadaki bütün kardeşlerimizi huzurla Barış içinde yaşamayı nasip et ya Rabbi. Bizi birbirimize razı olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bu güzel gecenin hatırına şu mübarek cuma gecesi dua gecesidir. Dua gecesinde yalvarıyoruz. Sana açtık ellerimizi. Bizi bağışla ya Rabbi. Ana babamızı bağışla ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizi bu toprakları Müslüman yurdu yapıp bırakıp giden cümle ecdadımızı, öğretmen ve hocalarımızı affet ya Rabbi nur içinde yatır ya rabbi. Ya Rab, hastalarımıza sen şifalar ver ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Günahları affedecek sensin. Bütün ecdadımızın günahlarını bağışla ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, merhametli Allah'ım, çoluğumuzun çocuğumuzun bahtını, kaderini güzel eyle ya Rabbi. Amel defterlerimizi ya Rabbi bir yıl boyunca başımıza gelecek iyi kötü bütün kaderimizi meleklere vereceğin bu mübarek kutlu gecede, berat gecesinde ne olur bizi sıkıntıya düşürecek, bizi utandıracak, bizi canımızı yakıp kedere boğacak kötü işleri ne olur defterlerimizden sen kaldır Ya Rabbi. Kötülüğü gösterme Ya Rabbi. Zor günlerde bize güç ve iman ver Ya Rabbi. Ya Rabbi bize sarsılmayacak bir iman ver ya Rabbi. Allah'ım bizden hiç ölünceye kadar ayrılmayacak güzel ahlak ver ya Rabbi. Bizi gören yüzüne baktığında, meclisine oturduğumuzda, bulunduğu meclise huzur veren bir insan olmayı bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizi yük olan değil, yük alan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi kimseye yük etme ya Rabbi. Ya Rabbi bir garibin, bir darda kalmışın yükünü almayı bize nasip eyle. Dualarımızı merhametinle kabul eyle ya Rabbi. Berat gecemizi de mübarek eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.